Evet Burak Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Çok güzel bir gecedeyiz. Evet. Bitler'in galasındayız. Aynen. Neler söylemek istersiniz? Valla güzel ya. 1920'lere göre hazırlanmamızı istemişler daha önce. Evet. Hoşumuza gitti. Böyle heyecanlı, güzel bir akşam oldu bizim için. Değişiklik oldu. Heyecanlıyım izleyeceğim için. Çok güzel bir iş olduğuna eminim. Bakalım. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Harikayım ben de. Hazırlanıyorum. Kendimi hazırlıyorum. Dinleniyorum biraz. 3,5 sene arka arkaya sürekli iş yaptım. 100 bölüm iş çektim. Yorulmuştum, dinlenmeye çalışıyorum. Hazırlanıyorum dediniz, oyunculuk açısından bir eğitim gibi bir şeyler mi yapıyorsunuz? Tabii ki spor, eğitim, diyet, bir sürü şeyi bir arada yapıyorum. Yani at binme, kılıç kuşanma gibi bir şeyler var mı? Günlük aktiviteler var. Yok, hayır, şu anda öyle bir şey özellikle hazırlanmam. Şu an özellikle at binme veya kılıç üzerine bir şey yapmıyorum ama zaten biliyorum. İstediğiniz, gönlünüzde yatan bir proje var mı? Bir proje mi bekliyorsunuz yoksa okuduğunuz projeleri mi? Ya şu an okuduğum projeler var ama bahsedemeyeceğim için hani ne desem spoiler vermiş olurum. O yüzden ya var gönlümde yatan bir şeyler ama söyleyemem şu an. Eski Bihter'i soralım. İzliyor muydunuz? Takip ettiğiniz bir dizi miydi? Aşk Memnu. Aşk Memnu, evet. Tabii ki de. Siz eğer Aşk Memnu da olsaydınız hangi karakteri oynamak isterdiniz? Kendinize en yakın Beylül'ü mü istediniz? Beylül'ü oynamak isterdim. Doğan Hanım'ı soralım, ilişki nasıl gidiyor? Çok güzel, çok şükür. Çok mutluyuz, her şey yolunda. Bir ara şey iddia etmişti, bir evlilik, nişan gibi bir şey iddia etmişti. Yani düşünüyordunuz. Ya her zaman düşünüyor insan onu, yani sevince düşünüyorsun öyle şeyler. Böyle bir özellikle planımız ve programımız yok onunla ilgili. Hani bakalım, nasip diyorum. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim.